ki orada hep şarkılar vardı. Bir bahar gülen şense dağlar vardı. Günaydın. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı. Bir bahar gülen şense dağlılar vardı. Güneşin en güzel doğduğu ülke, canım Kıbrıs'ım, Ada Sabahı devam ediyor. Hepinize tekrar günaydın. Gününüz bereketli geçsin, güneşiniz bol olsun diyoruz ve Ada Sabahı'nda canlı yayında stüdyo konuğumuz Meclis Başkan Yardımcısı Doktor Sayın Ünal Üstel'le sohbetimize başlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ni konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza, iyi sabahlar. Evet, uzun zamandır birlikte aslında böyle bir sohbet gerçekleştirmemiştik canlı yayında. O da güzel olacak tekrar, keyifli olacak. Meclis Başkan Yardımcılığınızdan sonra ilk kez biz bir araya geliyoruz canlı yayın programında. Evet. Değişen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi var. Neye göre değişti? Sandığa göre değişti. Bu bir yorum değil, yani bir somut gösterge. Ve bu mecliste, değişen mecliste zihniyet değişti mi? Aslında herkesin çok merak ettiği konu bu. Hatta bugün arkadaşım gazeteci Alihan Pehlivan güzel bir yazı yazdı meclisin işlevselliğiyle ilgili. Ve eleştirdi yine meclisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kurultayından dolayı aksamalar olduğunu söyledi. Siz de bir Ulusal Birlik Partisi kurultayı atlattınız. Nasıl bir zor dönemden geçildiğini eminim ki herkes gibi siz de yaşayanlardansınız. Şu anda da bir yine kurultay süreci var, farklı bir parti. Meclisteki çalışmalara bu yine yansıyor. Önce meclis çalışmaları hakkında sizden kısa bir bilgi alacağım. Sonrasında ise bu soruma cevap arıyorum aslında. Sözü size bırakıyorum. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederim. Söze başlarken bugün tabii Dünya Özürlüler Günü. Engelliler Günü, çok doğru. Engelliler Günü ve Girne'den ben gelirken Gönyeli Çemberi'nde onların güzel bir şovları vardı. Bu Dünya Engelliler Günü'nde ben kendilerini bu günlerinin mutlu ve kutlu olmasını temenni ediyorum. Ama baktığımız zaman tabii bu geçen süre içerisinde ülkemizde de gelmiş geçmiş hükümetlerin ve bizlerin de benim de bunların daha iyi bir yaşama kavuşması için, ülkemizde engellilerin daha iyi bir ortamda bulunmaları için yaptığımız çabaların yeterli olduğunu söyleyemem. Ve bugün baktığımda engelli sayısına çok yüksek rakamlarda olmasına rağmen devlette istihdam edilenlerin çok düşük bir oranda olduğunu gözlemlemekteydik. Bu da bizim ayıbımızdır. Tabii bunun yanında bunların ülkemizde veya güzel Lefkoşa'mızda veya Girne'mizde yaşamlarını sürdürmek için engellilere dönük pek fazla yaptığımız bir çalışma yok. Bu da bizlerin ayıbıdır. Temennimiz bundan sonraki dönemde engellilerin daha güzel bir ortamda, daha sağlıklı ve kendilerinin daha rahat ulaşabileceği bir ortam sağlıyoruz. Bir ikincisi, bir baktığımız zaman tabii devlette istihdam belli bir oranda edilmeleri gerekirken yapmadık. Çok düşük bir oranlarda yaptık. Ve bunu da yaparken de kamu görevlilerinden ayrı tuttuk ve ayrı bir statüde yaptık. Bana göre o da yanlıştır. Ve engelli olan bir arkadaşımızın üst noktalara gelmesi için bir takım zorlukları vardır. Bir takım yasal değişiklikler yapılması lazımdır. Ki biz bugün bunların hepsini yapmamız gerekiyordu.
Dolayısıyla bu güzel günde hem günlerini kutlarken hem de bu eksik bıraktığımız ve bugüne kadar yapmadığımız ve bunlarla üzüldüğümüz bu geri kalan, eksik kalan yasalarımızı veya çevredeki çevre düzenlemelerini inşallah bundan sonraki dönemde tamamlarız ve engellilere daha güzel bir hayat temenni ediyoruz. Çünkü ülkemizde yaşarken, bu ülkemizde yaşayan engelliler ve bir de ülkemizin dayalı olduğu bir turizm sektörü var. O turizm sektöründe de gelen engellilere aynı problemleri yaşanmaktadır. Dolayısıyla bizim isteğimiz ve arzumuz, temennimiz ve hem kendimizin çabalarıyla hem hükümetin çabalarıyla engellilere daha güzel bir ada sunmaktır ve daha güzel bu adamızda kendilerini, hayatlarını idame ettirmeleridir. Aslında çok da teşekkür ederim size. Tebrik de ederim yürekten. Çünkü zaman zaman insan öz eleştiri de yapabilmeli. Bu olmazsa olmazımızdır. Biz topu veyahut da siyasiler daima topu başka yere atarlar. İlk defa samimi bir şekilde çıkıp da biz bunu yapamadık demeniz çok anlamlı. İnşallah bundan sonraki süreçte bu yönde de radikal adımlar atılır diye düşünüyorum. Yapamadık, şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı'yken benim özel kalemim özürlüydü. Evet. Ve kızcağıza ben statüsünü değiştirmekte çok büyük problem çektim. Hatta değiştiremedim. Şimdi mesela bugün bakıyoruz yeni hükümet yeni siyasi atamalar yaparken benim özüm kalemim görevden alınırken yine aynı istatüsüne dönerek işine döndü. Senelerdir benim özel kalemimi en iyi şekilde yapan müdürüm bugün özürlü olması vesilesiyle aynı istatüsüne döndü ve aynı istatüsünde işe başladı. Yasalardan dolayı mı? Yani yasalar mı el vermiyor statüsünün değişmesini? Yasalar. Burada oturup yasaları sürekli bir şekilde değiştirmektir ve engellileri de bizim insanımız gibi aynı haklara eşit bir düzeye getirmemiz lazımdır. Peki efendim, gelelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin çalışma şekline. Meclis Başkan Yardımcılığına alıştınız mı bu arada? Nasıl gidiyor? Vallahi biliyorsunuz biz daha önce de aynı görevi yaptığımız için. Yıllar önce yapmıştınız yine. Yaptıydık. Evet. Dolayısıyla sıkıntılar olmasına rağmen tabii ki meclisi en iyi şekilde götürmeye gayreti içerisindeydi. Şimdi baktığımız zaman tabii mecliste yeni bir dönem. Ve bir yeni dönem ile meclisin %50'sinin yenilenmiş bir meclis olarak ortaya çıktı. Ve bunu çıkarken de biliyorsunuz eskiden tek başına olan Ulusal Birlik Partisi iktidarında kendi içimizdeki kavgadan dolayı ve kendi uzattığımız kavgadan dolayı erken seçime sürüklendik. Ve bir erken seçimdesinde de halk meclisin büyük bir çoğunluğunu yeniledi. Ve bu yenilikçi arkadaşlarımızla Cumhuriyet Meclisimizi açtık ve çalışmalara devam ediyoruz. Tabii önce Başkanlık Divanı'nın meclise halkın daha çok güvenini kazanması için bir takım tedbirler aldı. Ha kimileri doğru, kimileri yanlış, o bir ayrı konu ama yeri bir düzenlemeyle meclis çalışmalarını zaptırap altına aldı. Yani bu neydi? İşte meclis çalışma günlerinde vatandaşın meclise gelmeyişi veya geldiği zaman meclise giremeyişi. Tabii bu tartışılır bir konu. Kimisine göre doğru, kimisine göre yanlış ama sayar günlerde de herkesin meclise gelip milletvekilleriyle buluşacağı bir ortam sağlanması için böyle bir düzenleme ve artık meclisin saat 10'da açılacağına saat 10'da açılsın ve o rutin düzen içerisinde uzamasın. Yani 11'lere, 12'lere. Çünkü biz geçmişte kurultay çalışmalarından dolayı bir takım hatalar yaptık ve bu meclis çalışmalarını vaktinde açamadık. İşte meclise vatandaş geldi, bir taraftan meclis çalışması yaparken bir taraftan vatandaşla görüşüyordu. Bir keşmekeş yaşanırdı. Ve o geçmişteki keşmekeş yaşanmasın diye de bir takım başkanlık divanının aldığı tedbirlerdir. Ama bugün bakıyoruz iyi bir gidişat ve iyi bir çalışma gözlüyoruz. Ama baktığımız zaman komisyonlarda aynı çalışmayı olduğunu söyleyemiyorum. Çünkü hatırlarsınız bu hükümet kurulurken, bu koalisyon oluşturulurken koydukları bir takım vaatler vardı. Ve bu vaatlerin içerisinde işte sürekli bir takım yasalar geçirilirdi. Neydi? İşte bir tanesi meclis üst yüzüğü, bir tanesi neydi? Siyasi partiler yasası. Ve bunun yanında bir takım
yasalar. Ama bakıyoruz 3 ayı doldurmak üzere. Yani hükümet ki kaldı ki gerisindeki geçici hükümeti saymıyorum. 3 ay içerisinde henüz meclisten geçen doğru dürüst bir yasa yok. Bir tek borç alacaklarıyla ilgili bir yasa çıktı. Tabii o yasaya da baktığımızda yine borç alacakların çok tatmin etmediğini görüyoruz. Bunun dışında pek mecliste doğru dürüst bir yasanın geçtiğini söyleyemiyoruz. Özellikle her pazartesi yasama günleri ve dün bakıyoruz mesela koca bir yasama gününde 3 tane Sayıştay raporunu görüştük. Dolayısıyla meclis düzenli ve disiplin içerisinde çalışmaya başladı. Ama bu taraftan bakıyorsunuz tabii Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kurultayı ve bu pazar Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kurultayı ve kurultay dolayısıyla inanırım ki meclisteki komisyonlarda gerekli çalışmaları yapamadılar ve gerekli çalışmaları yapamadıkları için meclisin gündemine de gerekli yasalar gelmedi şu ana kadar. Temennimiz işte pazar günü kurultayları bitsin ve kurultaydan sonra da komisyonlara gerekli hızlı çalışmayı verip meclise gelsinler. Ama bir taraftan bakıyoruz tabii. Şimdi biliyorsunuz 2014 bütçesi komisyonda bitti. Şimdi genel kurula gelecek. Pazar günü kurultay bitiyor. İşte salı günü de mecliste 2014'ün bütçesi görüşülecek. Bu bütçe işte ay sonuna kadar devam eder. Yaklaşık 24-25'inde bitecek. Ve dolayısıyla 2013'e bitirmiş olduk. Ve 2014'e geleceğiz. Bu 2014'e gelirken söylediklerini ki çoğuna zaman da koydular. İşte 2 ay içinde yapacak, 2,5 ay içinde yapacak. Baktığımız zaman hükümetin ilk verdiği sınavda da sınav notu başarısız oldu diye gözlüyorum. Çünkü söylediklerini şu ana kadar henüz gerçekleştirmediler. Evet, 2-2,5 ay içerisinde yapılacak, yapılabilecek aslında gerçekten bazı şeyler var mıydı? Vardı. Ama bu ülkede hangi parti olursa olsun, az önce siz yine çok güzel bir öz eleştiri yaptınız. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı bütün ülke gündemini meşgul etmişti günlerce. Ve evet, meclis çalışamadı, çalıştıramadık demiştiniz. Çalışamadı. Bugün de aynı benzer durum. Bugün X parti gitti, Y parti geldi. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidar var. Yine bir kurultay tartışması gündemde ve yine meclis çalışmıyor. 2014 bütçesi başlayacak dediniz. Bütçe başlayınca komiteler çalışmaz mı? Yani yasayla artık çok fazla uğraşılmaz mı? Çalışmaz. Çünkü zaten tamamen meclis bütçeye yönlenir ve tamamen bütçeyle götürür. Ha istersen arada mesela bir yasama dönemi koyabilirsin ama ancak yetiştiriyorsun. Çünkü bütçede nereden baksan en az 15 güne ihtiyacı vardır. 15-16 güne ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bir taraftan meclis gündemi çalışırken bir taraftan da komisyonlar çalışması doğru değil. Zaten iş düzeye göre de yanlıştır. Yani gündem devam ederken komisyonlar çalışamaz. Az önce mecliste olumlu, meclisle ilgili olumlu bir şey söylediniz. Disiplin sağlandı diye. Bu önemli bir not. Bunun da yani iyiye iyi, kötüye kötü. Evet. Gerçekten de baktığınızda disiplin anlamında bir disiplin geldi. Öte yandan meclisin değişen yüzleriyle yeni gelen yeni katılımcı vekillerle nasıl bir meclis var? Siz yıllarını siyasete vermiş, uzun zamandır, kaç dönemdir hatırlamıyorum ama milletvekili seçilen, mecliste görev alan bir isimsiniz. Çok kişiyle vekil sandalyesinde yan yana oturdunuz. Değişenler oldu, gidenler oldu, gelenler oldu. Evet. Şu ana baktığınızda nasıl görüyorsunuz meclisi? Tabii şu anda baktığında yeni gelen arkadaşlarımız ilk geldikleri zaman tabii meclise uyum sağlamak için bir çaba sarf ettiler ve daha çok çalışmalarının gerektiğinin inancı içerisine daha çok gayret sarf ediyorlar. Ama dediğim gibi bu gelen yeni yüz arkadaşlarımız hangi partiden olursa olsun hiç önemli değil. Büyük bir özveri ve büyük bir gayret içerisinde ki mecliste bir şey yapabilsinler. Yeniler ama enerji getirdi mi? Bir enerji getirdi. Bir hareketleri getirdi, enerji getirdi. Ve baktığımız zaman yeniler tam saatinde de meclise geliyorlar. Ama komisyonlar bir şey üretmediği zaman,
genel kurula bir şey gelmediği zaman da genel kurul bir şey üretemiyor. Orada sıkıntı vardı. Yoksa baktığımız zaman yeni gelen arkadaşlarımız enerji dolu çalışma hırslarıyla oraya geldiler. Ve biliyorsunuz bu geçmişteki yaşanan bazı olaylardan dolayı da meclise karşı olan bir güvensizlik oluşuyordu. Ve o güveni sağlamak için de başkanlık divanının aldığı kararlarla uygulamaya koyduğumuz zaman bu yeni arkadaşlarımızın da büyük bir gayretini görüyoruz ve büyük bir özveriyle çalışmalarını da görüyoruz ki o güveni meclis insanımıza, halkımıza tekrar geri vermesi için. Ama eksik yönlerimiz ki demin geçmişe baktığımız zaman bizim zamanımızda kurultaydan dolayı yaptığımız yasaları biz meclisten geçiremedik. Yani biz hükümetten gittiğimizde komisyonlarda bekleyen 100 tane yasamız vardı. Hazır yapılmış. 108 yasamız vardı ve bu 108 yasamız hükümet değiştiği için kadık oldu ve tekrar hükümet bunları tekrardan revize edip meclise getirmesi lazım. Ama şu ana kadar henüz gelmiş bir yasa yok. 108 yasa mı var dediniz efendim? 108. Kadık olan. Kadık olan. Çok ciddi yasalar var mı? Bunların içinde neler var mesela? Hatırladığınız toplumu şimdi, yakından ilgilendiren? Bunların içinde en büyüğü kamu reformu. Evet. Yani herkesin başında ve herkesin rahatsız olduğu. Yani bu kamu reformu içinde bugün bakıyoruz mesela müşavirler. Evet. İşte geçen gün başbakan açıklama yapıyor ki işte müşavirlerin bir kısmını başbakanlığa, bir kısmını meclise ama şimdi önce bunları yaparken yasal bir düzenleme gerekiyor. Önce yasayı yap, bir de yer temin et. Şimdi meclise alalım, doğrudur. Milletvekilleri hangi partiden isen ona göre müşavirleri de taksim edebilin veya bölüştürme yapabilin ama nereye koyacaksın? Meclis binası yetersiz. Şimdi ben baktığımda zaten milletvekillerine, iki milletvekiline bir oda veriyorsunuz. Ne sekreter var ne bir şey var. Yani iki tane oda. Bir de kitaplarını koymak için bir dolap. Üçüncü masayı koyacak yer yok. Nasıl olacak? Vekilleri dışarı atacağını da söyle. Tabii güzel bir olay. Değerlendirmek lazım müşavirleri ama bu en önemli yasaların içinde bu kamu reformu yasasıydı ki bu kamu reformu içerisinde bu müşavir ordusunu da azaltacaktık. Bu uygulanabilir değil yani o zaman baktığınızda, öyle mi? Yani bu müşavirlerin mecliste görevlendirilmesi şu anki altyapı bunu kaldırmaz. Yani şu andaki altyapı, yani öyle altyapı yeterli olsun. Meclis bunları değerlendirebilir ama şu anda o altyapımız yoktu. Sonra yasal değişiklik ister. Sen yasal değişikliği yapacaksın. Meclisteki altyapıyı oluşturacaksın. Ondan sonra bu arkadaşlar. Tabii bu arkadaşlarımız hepsi birer değerdir. Elbette. Ki bana müracaat eden, mecliste benimle çalışmak isteyen arkadaşlarımı ben oda bulamadım. Yani odamız yoktur. Bu arkadaşlarımızı da salona koyamayız. Milletvekillerimizi odalarından çıkaramıyoruz. Yani bu arkadaşlarımıza ne yapabiliriz ve hem milletvekilleri istifade eder hem de bu değerli bürokratların görüşlerinden istifade ederiz. Bir çalışma içerisindeyiz başkanlık divanı olarak ama henüz bir netice almadım. İşte demin dediğim gibi bu yasaların içinde bizim kadık olan yasaların içindeki kamu reformu yasası ülkenin bana göre en önemli yasalarından bir tanesiydi. Çünkü hem çalışma düzenini düzenlerdi, hem de bu müşavirleri kısıtlama yoluna gidiyordu. Ve orada biliyorsunuz yapılan çalışmalarda artık her müdür yerinden değişilmeyecekti. Ve bir tek gelen ilgili bakan özel kalem ve müsteşarını getirecekti. Gerisi teknik müdürler yerinde göreve devam edeceklerdi. Böyle bir düzenlemeydi. Çalışma dairelerinde bir takım düzenlemeleri vardı ve bu hayati içeren yasa ve ABENORM'daki o normlarındaki oluşturulan bu yasa mesela meclise kadık oldu ve kaldı. Bunun süratle gelmesi lazım. Ne zaman gelecek gündeme? Herhangi bir takvim var mı efendim, yoksa belirsiz bir süreç mi şu an? Şu anda herhangi bir takvim yok yani. Gelecek 3 ay içinde dediler, 6 ay içinde ama henüz daha gelen söz verdikleri doğru dürüst bir yasa yok. Çok onu üzülerek de söylemek istiyorum. Evet, kamu reformu değerli izleyiciler bildiğiniz gibi en önemli yasalardan bir tanesi. Hatta seçim döneminde hemen hemen her partinin ortak noktası propagandada. Biz kamu reformu yapacağız diye. Ama kim iktidara gelirse gelsin bunu uygulamada zorlanıyor. Evet. Bunun siyasi ve toplumsal bir nedeni mi var, yoksa tembellik mi? Şimdi baktığımız zaman tabii tembellik de diyemeyeceğim ama şimdi gelen iktidar bu kamu reformu geçirdiği zaman
yandaşları atamadan bu yasayı geçirirse yandaşların istediği yerlere atayamaz. Yani şimdi geldi Ulusal Birlik Partisi döneminden bir bakan arkadaşımız, kaldığı bürokratları yerinde veya müdürleri yerinde. O müdürlerini değiştirmesi gerekiyor ve kendi adamını koyuyor oraya. Kendi adamını koyması için bu yasanın geçmemesi lazım. Bu yasa geçtiği zaman var olan teknik müdür arkadaş orada kalacaktı. Zaten baktığımız zaman bizim ülkemizin en büyük rahatsızlığı ve hastalığı. Yani bir iktidar gelir, kendi insanını alır. Bir iktidar gelir, kendi insanını alır. Ve bugün baktığımız zaman çalışan, teknik olan arkadaşlarımız hepsi bir kenara itilir. Ve onlardan devlet istifade de edemiyor. Ve bu arkadaşlar hem görevden alınırlar hem de moralleri de bozuk olduğu için. Ama bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi koalisyon ortağı bunları yapıyor. Geçmişte biz de aynısını yaptık. Yani burada onları ben suçlarken biz de bu suçların dışındayız diyemem. Çünkü ülke geleceğini baktığımız zaman yönlendirmesi için ve bu teknik arkadaşların ve bu bilgi birikimi arkadaşlarımızın dan yaralanması için bu düzenlemeleri yapmamız lazım ki özellikle bunları süratli yapmamız gerekirdi. Ama şimdi bakıyoruz mesela büyük ortak işte bütün müdürlerini atadı. Herhalde kurultayını da yapacak. Bütçeden sonra da bu yasayı getirecek. Bu tabii olmadı. Bu eşitsizlik oluyor, etik oluyor. Bunu yapacaktın. Oturup ana muhalefet ile konuşup, koalisyon ortaklarıyla konuşup, meclisteki temsiliyet ile konuşup, daha güzel bir çerçevede bu yasayı düzenleyip meclise getirmekti ve oradaki teknik arkadaşlardan da istifade etmekti. Yani az önce sormuştum soruyu, tekrar sormaya ihtiyacı duyacağım. Meclis değişti ancak zihniyet değişti mi? Zihniyet tamamen değiştiğini söyleyemiyoruz. İşte. Yani orada üzülerek söylerim, meclis büyük oranda yerlendi ama zihniyetler büyük oranda değişmedi. Peki bu işten durdurmalar konusunda sizin bakış açınız ne? Şimdi tabii baktığımız zaman ülkeyi aşağı yukarı 1,5 ay var ki bu gündem oldu. Ve her geçen gün hem televizyonlarda hem de basında hem de mecliste bu konu işleniyor. Şimdi baktığımız zaman geçmişte Ulusal Birlik Partisi'nin istihdam ettiği 360 kişi. Şimdi bazı arkadaşlar çıkar diyor ki işte hukuken doğru değil veya yasaya aykırıdır. Bir kere baktığımız zaman bizim bütçe yasamıza şöyle diyor. Bütçe yasamız 2012'de emekli çıkanların %25'i kadar 2013'te istihdam etme hakkı sana verir. Evet. Bu yasayla belirlenmiştir. Ve bunu yaptığımız protokollerle de bunu bir statüye bağladık. Şimdi biz 2013'e geldiğimiz zaman, yasaya baktığımız zaman, biz 2012'de emekli olanların %25'ini, kitlerde de %20'sini alma hakkına sahipsin. Ve bunu rakamsal olarak sana verir. Ve bu da yaklaşık 360 kişi. Ve bunu bu işçileri ve memurları daire ihtiyacına göre alın. Nasıl alın? Yasaya göre alın. Burada tek bir nokta var ki herkes o noktanın üstüne gidiyor. İşte diyor kurultaya dönük aldın. Şimdi benim bunları ne zaman istersem alırım. Senin bana burada karışma hakkın yok. Bu siyasi bir iradedir. Ve bu siyasi irade diyor ki ben bunu Mart'ta alacağım. Tabii bunu işçileri veya memurları sen bakanlıkların dağılımına göre, ihtiyaca göre aldığın zaman 1 Ocak'la 30 Aralık arasında bunları istediğin zaman alabilin. Bu da herkese bir sınırlama yoktur. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki işte bunları bir ay içerisinde aldınız da bunları 12'ye bölmen lazımdı. Hiç önemli değil. Ben bu siyasi karardır. Bu siyasi karar hükümet verdikten sonra bunlar ihtiyacı vardır bu devletin ve alınacak. Bunları sen Mart'ta veya işte Mayıs'ta alın. Hiç kimse buna bir şey diyemez. Peki alınış şekli. Şimdi bakın alınış şeklini diyorlar ki İşte alınış şekillerinde yasaya uygun değil. Şimdi ben bakarım var olan yasa. Şimdi önce bir kere geriye gidelim ve insanımızı buradan da bir bilgi sahibi yapalım. Gözlük tabii istiyor galiba değil mi? Yani illa bir gözlük yakın gözlük istiyor. İnsanımız biliyor ama ben buradan yasayı okuyayım. Şimdi bakın
48-99 yasası. Ve burada geçicilerle, yani devlete istihdam edilecek, gerek geçici olsun, gerek sözleşmeler olsun, gerek memur olsun, insanların nasıl alınacağını söylüyor. Ve bu yasaya göre bugüne kadar alındı. Diyor ki, hizmete alınacak geçici personelin sayısı ve oranın nitelikleri resmi gazetede ilan edilir. Yani ve başvuru sahipleri içerisinden aranan niteliklere haiz olanlar arasından ilgili kurum, personel dairesi, maliye işleriyle ilgili bakanlık temsilcileri tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlar hizmete alınır. Bu 499 yasa ve 2006'ya kadar bütün alınanlar, geçiciler, işçi olsun, sözleşmeli olsun, geçici memur olsun, bu yasaya göre ayrıldı. 2006'da, ki bugün bu arkadaşlarımız diyor yasaya uygun almadınız, yasayı değiştiriyorlar. O zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi değiştiriyor yasayı ve diyor ki bu yasa 72-2006 kamu görevlileri yasasında değişiklik yapıyor 6. maddesinde. Ve diyor ki maliye işleriyle görevli bakanlığın mali açıdan belirteceği uygunluk bildirimine dayanarak ilgili kurumun maliye işleriyle görevli bakanlığın ve personelin dairesinin imzaları ve bu kurumlarca yapılacak uygun bir sınav ile çalışma dairesinde işsizlik olarak kayıtlı bulunanlar arasında bu yasaya bağlı kurumlarca bir bütçe yılını aşmayan geçici süreler için hizmete alınırlar. Şimdi sevgili dostum, geçmişte bir yasamız vardı, 99 yasası ve diyordu ki resmi gazetede ilan edeceksin, hem yazılı hem sözlü sınav yapacaksın ve bu geçicileri alasın. Şu andaki Cumhuriyetçi Türk Partisi diyor bunlar yasaya uygun değil. Bu yasayı değiştirdiler ve yazılı sınavı da ortadan kaldırdılar. Resmi gazetede ilanı da ortadan kaldırdılar ve yasayı düzenledi. Yasa da burada. 2006. O zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Avrupa Koalisyonu. Ve buna bakaraktan da bu arkadaşlarımız bu yasadan sonra aldıklarına bir bakarım. Bakın, daimi işçi 9 kişi aldılar. Geçici işçi 769, geçici memur 435, sözleşmeli personel 80 ve özürlü personel 144. O zaman bu yasadan sonra bunları aldılar. Ki yaklaşık geçicilere baktığımızda toplamı, bunların toplamı aşağı yukarı 3800 civarındadır. Ve biz 2009'da geldik. Evet. Ve bu yasa çerçevesinde hemen hemen aynı zamanlarda iktidar yaptık. Ve biz daimi işçi almadık. Geçici işçi 364 kişi, geçici memur 727, sözleşmeli 59 ve geri kalanlar da 21 kişi sivil savunmaya. Yani yaklaşık 2000 kişi aldık. Ve bu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin zamanında kamu görevlileri yasasında yaptığı değişikliği aynen uygulayarak aldık. Eğer bunu uygulamayan varsa ispatlasın. Bu insanlarımızı hemen durdurdularım ama yasağa uygun olarak. Yani yasa dışı bir şey yapılmadı aslında. Yasa diyorsunuz. Dışı bir şey yapılmadı. Bir tek burada siyasi bir irade. Bu sana diyor ki 1 Ocak'la 30 Ocak arasında istediğin günde alabilir. Ben bunları bir ayda da alırım, iki ayda da alabilirim, beş ayda da alabilirim. Buna kimsesi karışamaz. Ve bu insanlar şimdi işe alındı. Ve bu çocuklar 10 ay var çalışır veya 9 ay var çalışır. Ve bu çocuklar kimisi evlendi, kimisi araba aldı, kimisi borca girip mobilya yaptı veya evini başlamak için para aldı. Şimdi bu çocuklar çok zor bir durumda ve aşağı yukarı bir aydan uzun süre var. Bu insanlar tedirgin ediliyor. Duracak mı, durmayacak mı ve herkes bir tedirginlik içerisinde. Tam bu noktada bu tedirginliğin içinde hükümetin diğer ortağı, küçük ortağı ve başbakan yardımcısı Serdar Denktaş'ın açıklaması oldu. İlk önce dedi ki biz bu işten durdurmalara karşıyız. Daha sonraki açıklamasındaysa farklı bir yorum getirdi buna.
işten durdurmalar olabilir ama eleme usulüyle yapacağız. İşte o tedirginlik aslında esas orada had safhaya ulaştı. Yani neye göre eleme yapılacak? Partili, partisiz, rozet takma, rozet çıkarma, bunu size sormak istiyorum. Şimdi zaten sevgili dostum böyle bir şey olmaz. Eğer sen eleme yapacaksan neye göre yapacaksın? Bir kere ortaya koyman lazım. Ha eğer eleme yapacaksan ve sınav yapacaksın, o zaman bütün geçicileri yap. Evet. Yani bizden önceki Cumhuriyetçi Türk Partisi zamanında ve geçmişe dayanarak da devlette kim geçiciyse o zaman hepsini mülakata koy. Ama bir kural belirle, bir yöntem belirle, herkesin hemfikir olduğu ve ona göre yap. Ha şimdi biz çok mutluyuk, biz de mutlu değiliz ama biz iktidara geldiğimiz zaman 2009'da biz kimseyi durdurtmadık. Bakın arkadaşlar diyor ki durdurdunuz. Doğrudur. 140 kişi Müze Derneği'nden durduruldu. Müze Dostları Derneği'nden. O zaman sevgili milletvekilimiz Ersan Saner Turizm Bakanı'ydı. Ve yeni göreve geldiğinde hem Sayıştay'dan hem savcılıktan da görüş aldı. Ve bu görüş çerçevesinde bu arkadaşlarımızı durdurdu. Ha bu arkadaşlarımızın bir kısmı da işe alındı. Bir kısmı alınmadı. O da bizim ayıbımızdır. Onları da almamız lazımdı. Onda doğru, daha da almamız lazım. Doğruyu da söylemek lazım. Yani bu 140 kişi durdu. Ama yasal engel olduğu için, savcılık görüşü olduğu için, Sayıştay görüşü olduğu için ve döndük sonra bu geçiciliği alırken bir kısmını aldık, bir kısmını almadık. Orada hata yaptık. Tümünü almamız lazımdı. Çünkü bu insanlar bizim insanımız, bizim gençlerimiz. Yani bu ülkeyi bundan sonra emanet edeceğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Dolayısıyla bunun dışında biz kimseyi durdurtmadık. Ve var olan bütün geçiciler de aynı üstadide çalıştı. Ve onun üzerine biz de yaklaşık olarak bir miktar insan alındı. Ve bu gençlerimize bana göre böyle yapacağımıza buraya artık bir sünger çekip oturup yeni bir sayfa açmamız lazım. Evet. Ve bu yeni sayfadan sonra ülkemizde eğer geçici alınacaksa veya geçici alınmayacaksa onun bir kararını verilmesi lazım. Ve yasal bu düzenlemeyle buna dur demek lazım. Artık herkes işe girerken, çünkü baktığımız zaman dışarıda işe alınmayan veya partiyle veya partide olan arkadaşlarla ilgisi olmayan insanımız da çoktur. Veya teknik kapasitesi yüksek olan insanlar da vardır. Hiçbir siyasete bulaşmıyor ve beklemektedir. Bütün bunların da katılabileceği tarafsız, bağımsız bir kurul oluşturaraktan bir sınavla bunları devlete almak lazım. Tabii bu bunları yaparsak ben inanırım ki bütün insanımız da eşit oranda devlete girecekler ve devlete daha güzel, verimli insanlar gelecek diye de düşünüyorum. Bu insanların işe alınış yöntemleri tartışılabilir ancak işe alındıktan sonra bu insanların kurdukları hayatlar ve hayat tarzlarını değiştirmeye kalktığınızda çok ciddi toplumsal travmalara da neden olabilirsiniz. İşte tam bu noktada sorular da geliyor. Mesela bizim iğneci var, Kanal T'de program yapar bilirsiniz. Evet. Konuştum diyor bu çocuklarla ve bu çocukların diyor 1350 TL diyor para alıyorlar. Evet. Aldıkları para budur. Ancak diyor ev kirası ödüyorlar, arabaya borçlandılar, belki de bazısı eve de borçlandı, taksit ödüyorlar. Ve siz düşünün şimdi bu insanları bir anda durdurduğunuzda bu insanlar illaki iş bulmak için gayret gösterecektir özel sektörde. Bulabilen de olacaktır, bulamayan da olacaktır. Ama bu iş için en az 2-3 ay zaman geçecektir. Bu insanların bankaya borçları var. Bunları nasıl ödeyecek? Ödeyemeyecek. Bu defa ne olacak? Yeni mudiler yaratacağız. Yeni faiz mağdurları yaratacağız. Ve toplumsal huzuru kaçırmış olacağız. Bu noktada bir gelen bir soru var. Bunu da yorumlamanızı isteyeceğim. Şimdi arkadaşlarımız bana göre... hiç kimse, hiçbir iktidar bunları durdurma cesaretini gösteremeyecek diye düşünüyorum. Biz Ulusal Birlik Partisi olarak ve ben bir milletvekili olarak bu arkadaşlarımın her platformda bu ekmek kavgasını devam ettireceğim. Ve bunun doğru olmadığını ve yasayı kendileri yaptığını ve o yasal çerçevede bu insanların işe alındığını ve bunların kapı önüne konmasının doğru olmadığında biz parti olarak da karar aldık. Ve bu insanlarımızla her türlü kavgaya da gireceğiz. Ha bundan sonrası için bir şey varsa
oturalım hep beraber yapalım. Ama bu gelinen noktada bu 360 arkadaşımızın kimsenin hakkı yoktur mağdur etsin. Ve kimsenin hakkı yoktur bu insanlarımızı üzsün. Ve kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bu insanların bir kısmı da evli, çoluk, çocuk sahibi. Evet. Ve dün gördüğünüz gazetede bir tanesi diyor İntihar ki... İntihar edeceğim. Ben diyor işten durdurursam intihar edeceğim. Çünkü hakikaten baktığımız zaman ülkemizde de bir ekonomik sıkıntı da var. Ve bu ekonomik sıkıntının içerisinde üşretlerin düşmesine rağmen... devlete alınan bu insanların, geçici olarak devlete alınan bu insanların durdurulmasına ben inanırım ki hiçbir insanın vicdanı rahat olmaz ve bu insanlarımızın geldikleri noktadan bir kere zaten yaşadıkları bir on süre var ve o çalıştıkları dairelerde edindikleri bir takım bilgiler var ve orada verimli olmaya da başladılar. Sen bunları sil baştan koyacaksın ve başkasını alacaksın, oraya yetiştiresin. Bu doğru bir şey değil, doğru bir yaklaşım değil. Ve bu yaklaşımın biz parti olarak takipçisi olacağız. Ve ben kişi olarak hiç istemeden şunu da söylemek istiyorum. Yani ben sen durduracaksın, ben alacağım, ben yarın geleceğim, ben durduracağım, ben yapacağım aynısını. Bu mantıkla ülkemizi bir yere götüremeyiz. Buna artık bir yerde bir çizgi çekip yeni bir sayfayla, yeni bir düzenlemeyle insanımızın önünü açmamız lazımdı. Tabii baktığımız zaman bu var olan hükümete, tabii koalisyonun bir kanadı başka söylüyor, bir kanadı da başka söylüyor. Ama o söylediği kanat ki Serdar Bey söyler işte ben eleme yapacağım, kıstasın ne olacak, verin ne olacak ve neye göre olacak? Yoksa rüzete göre mi yapacaksın? Ama bunu yaparken de bakın bütçe yasasına, 2014 bütçe yasasında şu maddeyi de koyuyorlar. Çünkü hükümet geçmişte başka söylüyordu. İktidara gelince herkes de gördü, başka söylüyor. Ve aynısını bütçede de yapıyor. Ve bütçede diyor ki ben özelleştirmeye de karşıyım. Hatırlarsınız bu seçim bildirgelerinde onu da söylüyorlardı. Ve ona karşı olduğunu da söyleyerek iktidara geldi. Ama şimdi ben bakıyorum bütçeye ve bütçede şöyle diyor. Mali sıkıntılar el verdiği ölçüde özelleştirme yasası kapsamında alınacaklar. Yani bir kurumu özelleştirirsem oradan olacak insanlarımızı devlete aktaracağım diye şeye koyuyor. Mali ile 16. şeyde. Ve bunu diyor ki devam ediyor. Geçicilerden boşalan yerlere alınacaklar. Yani şimdi 360 kişini durduracak ve 2013'te boşaltacak yerleri 360 kişi ve 2014'te de onları alacak. Ve bunlar da diyor bütçe yasasının dışındadır. Şimdi, artı 2014'te de 360 kişi işte 700-800 kişi işe alacak. Böyle yağma olamaz ki. Zaten senin yaptığın protokollar vardı. O protokola göre bir seneden boş kalan yerin ondan sonraki seneye aktaraman ki veya 360 kişiyi durduracaksın ve bu insanları sokağa koyacaksın ve biz seni rahat bırakacağız da alacaksın döneceksin 360 kişi başka böyle şey olur mu? Böyle mantık olur mu? Ve bunu bütçeye koydu ve bütçe yasasında da bunu genel kurulda konuşacağız ve genel kurulda da biz bu eleştirilerimizi yapacağız. Dolayısıyla benim inancım odur ve buradan bütün çalışan gençlerimize de çağrım odur ki bu insanlarımızı biz sonuna kadar savunacağız. Bu insanlarımızı biz sonuna kadar savunurken de onlara sahip çıkacağız. Ve partim ile herhangi aksi bir şey olduğu zaman da hep onların yanında olacağız. Ve gönül arzu ederdi ki bu 2014 yılının başlarına geldiğimiz zaman ve 2014'e gireceğimiz bu zamanda bu gençlerimiz gülerek 2014'ü karşılaması lazım. Mutlu bir şekilde karşılaması lazım. Ve 2014'e hiçbir sıkıntıyla, hiçbir stres içerisine girmelerini temenni ediyorum. Ve inanırım ki biz yaptığımız bu mücadelede bu gençlerimize sahip çıkacağız. Ve iktidardan da, iktidarı da aklı selim düşünmeye davet ediyorum.
Ve bu aklı selim düşünce çerçevesinde de yeni senede de oluşacak geçicileri düzenleyeceği yasa çerçevesinde de işe almalarını temenni ediyorum. Peki efendim, kısa minik bir aramız var. Birazcık siz de soluklanın, çayınızdan yudumlayın. Ada Sabahı devam edecek. Minik bir aranın hemen sonrasında bizden ayrılmayın. Meclis Başkan Yardımcısı Ünal Üstel çok samimi, içten açıklamalarda bulunuyor. Gerçekten çok dikkat çekici açıklamalar var. Özetleyeyim, kaçıranlar varsa programın ilk başını. Engelliler için diyor, ben de, bugün Engelliler Günü biliyorsunuz, ben de hükümette olduğumuz dönemde veya herhangi bir hükümette yeterli çalışmayı yapamadı diyor, öz eleştiri yapıyor. Siyasilerin bir ayıbıdır bu diyor aslında ve bu bizim ayıbımızdır diyor. Engellilere devlet belli oranlarda istihdam yapmalıdır ancak yapamadık diyor, yine kendilerini öz eleştiri yapıyor. Kamu görevlerinde onları ayrı tutuyoruz diyor, bunu eleştiriyor. Hatta bir de örnek verdi, ben diyor turizm bakanı iken özel kalem müdürüm engelliydi, statüsünü değiştiremedim çünkü yasalar el vermedi. Yasal anlamda bir çalışmanın yapılmasına dikkat çekiyor. Geçmişte kurultay çalışmasında mecliste çalışmıyordu, hatalar yaptık diyor bu konuda. Komisyonlar aynı geçmişte olduğu gibi şimdi de yeteri kadar çok iyi çalışmıyor diyor. Kadik olan yasalar var, 108 yasa var. Bunun bir an evvel mecliste konuşulması, tartışılması, geçmesi gerekirken yine bir kurultay tartışmasında maalesef bu yasalar meclisten geçmiyor. Meclis bu anlamda yeteri kadar çalışmıyor. Bir disiplin geldi, yüzler değişti, bir enerji geldi ama komiteler çalışmıyor diyor. Meclis Başkan Yardımcısı Ünal Üstel, çok önemli bu açıklamalar. Pazar günü diyor kurultay bitecek, tamam ama diyor meclis yine çalışmayacak çünkü komiteler yine toplanamayacak tam anlamında diyor. Çünkü 2014 bütçesi bu defa başlayacak görüşülmeye. Yani 2-2,5 ay içinde yapılabilecek aslında çok yasa vardı. Maalesef bu hükümet bu noktada sınıfta kaldı diyor Ünal Üstel yaptığı açıklamada. Az önce söylediklerinden aldığım notlar, manşetler ve etik dışı diyor CTP'nin yaptığı müşavirlik konusuyla ilgili yeni atamalar, yeni müdürlerin atanması etik dışı. Çünkü bekleyen bir kamu reformu var. Bu kamu reformu geçtikten sonra atamalar yapılsaydı saygım vardı ancak diyor kamu reformu geçmeden bu atamaların alelacele yapılması ve daha sonra da kamu reformunu gündeme getirilmesi etik dışı bir davranış olarak nitelendiriyor Ünal Üstel. Evet, istihdamlar konusunda da az önce dinlediniz, çıkışı sert. Kesinlikle her platformda bu insanları savunmaya devam edeceğim. Hiçbir işten durdurmayı hiçbir iktidar cesaret edemez diyor. Bu işten durdurmaları hiçbir iktidar cesaret edemez, işten durdurma yapamaz diyor. Ve bu insanların arkasındayız diyor Ünal Üstel yaptığı açıklamalarda. Şimdi minik bir ara. Bu aranın hemen sonrasında ikinci bölümde Ünal Üstel'le Meclis Başkan Yardımcısıyla sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim. Özok grubun sunduğu Ada Sabahı devam edecek. Yaşam mekanlarınız Elektrokur indeksle daha şık ve daha kullanışlı. Evinizi yenilemeye Elektrokur indeksten başlayın. Çünkü tüm ürünler Elektrokur indekste peşin fiyatına 18 aya varan taksit imkanlarıyla. Yanlış duymadınız. Elektrokur İndeks inanılmaz fiyatlar ve olanaklarla yaşam alanlarınızı yeniliyor. Oturma grupları, yatak odaları, yemek odası takımları, ofis mobilyaları, bahçe mobilyaları, ledli iç ve dış mekan aydınlatmaları, Elektrokur İndeks mağazaları. Pazar günleri de açık. Seni. Tüm Haribo'ları şirin yiyelim. Bu Haribo'lar çok şirin. Hemen şirinleyin. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'la mutlu ol. Işıltı saçan, mükemmel parlaklık, zevkli kullanım, sade ve şık, en iddialı, en yeni. Seramik San,
Kreavit, STRC, mekanlarda hayranlık yaratan markalar, granit ve seramik alanında size uzun yıllar kaliteli hizmet veren Necipoğlu'nda. Aynı bakıyoruz, farklı görüyoruz. Necipoğlu. 1984 yılının kış ayında tatlı bir rüzgar esintisiyle başlar. Geçmişin en koyu tadında Oza Kahve markasıyla Kuzey Kıbrıs'ta. Kırk yılın hatırı farklı tadlarla değirmen taşının en hakiki sesi oluyordu. 30 yıllık emekte adada. İse Oza Kahve ikisi bir arada, Oza Kahve üçü bir aradası ile yeniden ortak oluyor 40 yıllık sohbetin filizlenen yeni nesillerine. Gönülden gelen tat, Oza Kahve. Sonbaharda herkes evinde daha mutlu, daha keyifli. Talihsiz mobilyada Esila, Ebru, Eko ve yeni koltuk takımlarında ve Olimpos, Didim, Yıldız yatak odası takımlarında şok fiyatlar. Ve bu fiyatlar üzerinden 12 ay taksit imkanı. Daha ne olsun demeyin. Dahası da var. Üstelik peşin ödemelere özel indirimler talihsiz mobilya showroomlarında. Talihsiz mobilya Gönyeli'de ve Güzel Yurt'ta. Sadece altın baştan. Alışverişte kuzey mi güney mi? Deniz Plaza. Vallahi oraya alışveriş için gitmiyorum. Güneyden pek alışveriş yapmıyorum. Burayı tercih ettiğim için pek de ilgilenmiyorum. Bana göre buradan yapılması daha doğru. Düşünmem de o taraftan almayı. Buradan almayı tercih ederim. Ben o taraftan alışveriş yapmayı sevmiyorum. Ülkemde yapmayı tercih ediyorum. Kırtasiye oyuncak burada hediye. Hep burada girme mouse'a, Lekoş'a, Deniz Plaza, güler yüzlü mağaza, denizplaza.com. Kıbrıs'ın en büyük su üreticisi Siprikol'a ev su olarak gücümüzü yüzlerce çalışanımızdan, onlarca şube ve bayimizden,
ISO 9001 ve ISO 22000 belgeli Avrupa standartlarına uygun üretimimizden. Toplumdan aldığını topluma geri kazandırma amacıyla yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinden. Ve en önemlisi bu topraklarda yaşayan insanların bize duyduğu sonsuz güvenden almaktayız. Teşekkürler Kuzey Kıbrıs. ...80 yıllık tecrübeyle yüksek kaliteli ve garantili mobilyalar üretiyor ve her zaman ekonomik fiyatlarla satıyoruz. Özok Mobilya. İthal ürünleri Özok garantisi ve güvencesiyle satışa sunuyoruz. Mobilyadan halıya, aksesuardan ev tekstil ürünlerine, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar... ...dilerseniz yerli üretim, dilerseniz ithal ürün. Ama aradığınız her ürünü bir arada bulacağınız tek adres. Özok Mobilya. Özok Mobilya. Çünkü bize güvendiğinizi biliyor ve sizi seviyoruz. Özok Mobilya. Bizimle yüzünüz hep gülecek. Özok grubun sunduğu Ada Sabahı devam ediyor. Güneşin en güzel doğduğu ülkeden tekrar günaydın. Ekranları başına yeni geçenler varsa hemen hatırlatalım. Canlı yayında stüdyo konuğumuz bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Ünal Üster'le gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde meclisi ve çalışmayan noktalarını konuştuk, masaya yatırdık. İkinci bölümde Sayın Ünal Üster aynı zamanda bir önceki dönemde Turizm Bakanı'ydı. Turizmle ilgili de birkaç soru sormak istiyorum. Turizm hususunda ülkeyi nasıl buluyor, nasıl değerlendiriyor? Sayın Ünal Üster, geçmiş dönemde de Turizm Bakanlığı yaptınız. Evet. Şu andaki yapıya baktığınızda, yani elektriğe yapılan bir zam, bunu soracaktım ama bu bağlamda da sormuş olayım. İşte her gün akaryakıta yapılan yeni bir zam,
ekonomik anlamda turizmcileri de çıkmaza sokan başka etkenler var. Bütün bunları değerlendirecek olursak KKTC'de turizm nasıl? Şimdi KKTC turizm bir kere önce hükümetin inanması lazım turizme. İnandığı zaman o zaman ona göre turizmdekini politikasını geliştirmesi lazım. Şimdi bakıyoruz Temmuz öncesine Ulusal Birlik Partisi iktidardayken turizmde bir politika üretti. Ve o politika çerçevesinde de şu ana kadar da meyvelerini yiyoruz. Ve bunu ben söylemiyorum. Bizim dışımızdaki turizm ile uğraşan sektörle söylüyorum. Ama yeni bir hükümet kuruldu. Ve bu kurulan hükümette koalisyon ortağı turizmi üstlendi. Ama bir bakıyoruz yani turizme bana göre bu hükümet inanmadı. İnansaydı öncelikle turizm bu ülkenin eğer lokomotif sektörüyse aynı bir birim olarak, ayrı bir bakanlık olarak oluşturması lazımdı. Çünkü ülkenin sürükleyici sektörü bize göre turizmdir. Turizmin yanında eğitimdir ve tarımdır. Bu üç sektör, bu üç bacaklı sektör beraber gider. Ama bunları taşıyan hep turizmdir. Şimdi bakıyoruz bir kere turizme inanmadıkları için hükümet programına baktığımız zaman da kısa yazılarla geçiştirdiler. Ve ne dediler hükümet programında? İşte turizmi biz yıl 12'ye çıkaracağız. Bizim en büyük hedeflerimizden idi. Ve 2014, 2015, 2016 bu hedefleri ortaya koyduk. Ve bu hedefler üzerinde de çalışma yapıyorduk. Şimdi bir bakıyoruz Aralık'ın ilk haftası. Ve turizmciye bakıyoruz. Turizmci sokakta. Turizmci eylemde. Taksici eylemde. Otobüsçi eylemde. Neden? Bir kere hükümet turizme inanmadığı için birincisi turizmle baltalamak için elektriğe %30 zam yaptı. Ama hükümetin bilmesi lazım ki turizmci 2014'ü pazarlarken Haziran ayından sonra 2014 pazarlanıyor. Ve şu ana kadar bütün tur operatörleri 2014'ü pazarladı. Bitti. Ve, yani bitti. Baktığınızda. Ve yaz pazarlanıyor. Ama çoğu tur operatörleri de bir takım iptaller yapmaya da başladı. Neden? Önünü görmediği için. Bir kere bakın. Zaten ülkemizdeki var olan maliyetler yükseldi. Ve bu var olan yüksek maliyetlere bir ikincisini ekledik. Elektriği. Bir ikincisini ekledik taşımacılıkta benzini. Ve bugün üçüncü veya dördüncü zammı yedi. Ama bir bakıyoruz turizmciye. Bir taraftan bu zamlar geldiği için ulaşımda da maliyetlerde bir takım yansımalar oluyor. Ve bir taraftan geldiğinde meyve, sebze, ete de maliyetlere yansıyor. Ama turizmci bunu 2013'te pazarladığı için o pazarladığı fiyatın 1 euro üstüne çıkamıyor. Kaldı ki 2014'te Türkiye'de de yeni bir uygulama başlıyor. Ve bu da bizi çok rahatsız edecek. Nedir bu? Şimdi biliyorsunuz bizim yaptığımız teşvik programında ulaşımda verilen teşvikler vardı. Ve neydi bu teşvikler? İşte 100 euro civarı. Ama bir bakıyoruz komşu ülkemiz de aynı teşvikleri veriyor. Ha biz ondan biraz fazla veriyorduk. Neden fazla veriyorduk? Çünkü biz üçüncü bir ülkeden kalkan uçağımız Türkiye'ye inip kalkması gerekiyor. Ambargolar altında olduğumuz için direkt uçuş yapamıyor. Ve biz o aradaki iniş ve kalkışta bilete koltuğa yansıyan maliyeti veriyorduk. Neydi bu? 40-50 euro civarında bir maliyet var koltuk başına. Ve biz onu takviye ediyorduk ve ülkemizi daha cazip hale getirip bir ülkelerle yarıştırabiliyorduk. Ülkemizin güzelliklerini değil. Bir kere önce nasıl yarıştığımızı izah ederim. Ve bu doğrultuda baktığımız zaman biz bunlara bu uygulamaları yaptığımız zaman ülkemizin nereden nereye getirdiğimizi de söylememe gerek yok. Çünkü sektörler bunu rahatlıkla söylüyor herkesin. Ve şimdi buraya geldiğimiz zaman Türkiye'ye inen bir uçağımız inip kalkışta hiçbir ücret ödemeden havaalanına cüzi rakamlarla geçiyordu. Şimdi aldığımız bazı duyumlara göre de orada da kişi başına aşağı yukarı 5-6 euro civarında koltuk başına bir maliyet geliyor. İlk kalkışta ödenecek havaalanına bir vergi oluşuyor.
Bir taraftan Türkiye'de böyle bir vergi oluşuyor. Bir taraftan elektrik %30 üzerine giriyor. Bir taraftan da benzine zam yapılıyor. Bu şartlarda turizmci nasıl turizm yapacak? Ama bu şartları söylerken turizmci nasıl turizmci yapacak? Bunlar aynısı sanayimiz için de geçerlidir. Sanayicimiz için de, esnafımız için de. Ama sürükleyici sektör turizm olduğu için en çok etkilenecek olan kesim turizmdir. Ve buna baktığımız zaman şimdi tabii tur operatörleriyle zaman zaman kahve ve çay içtiğimiz zamanda da sohbet ediyoruz ve araştırıyorum da. Baktığımız zaman 2014 içinde çok umutlu görünmüyorlar. Ve bir kere hükümetin de bana göre umutlu görmüyor 2014'ler. Neden? Sen hükümet programına koydun yıl 12 ay turizm. Aralık ayındayız ve Aralık ayına 2013 programına göre turizmcilerin pazarladığı bir stratejiyle geldi. Hani 2014 Ocak ki bizim 2014 Ocak ve Şubat aylarında yaptığımız çalışmalarla, sektör temsilciliğiyle yaptığımız çalışmalarda tur operatörlerin çoğu Avrupa ülkesinden charter uçak kaldıracaktı. Ve bugün bu uçak sayısına ben bakarım, eğer 7-8 ise 2'ye düştü, 3'e düştü. Neden? Bu ortamda gördüğü karamsızlık bir ortamda yapılan zamlardan ve bu zamların akıbetinin ne olacağını bilmediğinden. Dolayısıyla bunlar böyle olursa, tabii bunlar elektriğe ve benzine yapılan zam bütün girdi maliyetlerini yükseltecek. Bütün yiyecek maddelerini yükseltecek ve bütün bu maliyetleri yükseltirken sen dış pazarlarda nasıl rekabet edeceksin? Sayın Ünal Üstel, az önce çok doğru ifadeniz var. İstikrarsızlığa dikkat çekiyorsunuz. Her sektör aslında ekonomik istikrarla hareket eder. Yani baktığınızda bu sanayi içinde, esnaf içinde geçerlidir ama bizim ülkenin lokomotifi, sizin de ifadenizde, turizm istikrarsız bir ortamı hissederse biter. Evet. Yani siz mücadele verdiniz bakanlığınız döneminde. Daha önceki bakanlar da eminim sizin kadar uğraş verdiler. Bu bir yılın, iki yılın süreci değil. Bu yılların sürecidir turizmde bir istikrarı yakalamak. Tam charter seferler arttı, çok ciddi otellerimiz %100 doluluğa ulaştığı dönemleri yakaladık. Kongre turizmlerinin patlama olduğu dönemleri yakaladık. Şimdi bir bakıyorsunuz turizmcilerle, siz de konuşuyorsunuz, ben de konuşuyorum. Belirsizlik var, istikrarsızlık var gerekçesiyle iptaller alıyorlar. Evet. Bu da ülkedeki kaosu daha da derinleştirir diye düşünüyorum. Daha da derinleştirecek. Bunların yanında bir de şu var. Mesela teşvikler gününde ödenmiyor. Çok uzun bir süre aldı ki turizmci ödenemiyor. Ödenemediği için taksiciyi ödeyemiyor, lokantayı ödeyemiyor, otelini ödeyemiyor. Ve büyük bir huzursuzluk da orada vardır. Ve bunların da bir an önce hükümetin, artık Maliye Bakanlığı'nın turizme verdiği önemi ön plana çıkarması lazım. Ve turizm fonundaki parayı alıp başka yerlere ödeme yapmaması lazım. Ve turizmciye gününde ödemesi lazım. Bu da çok önemlidir. Çünkü bu büyük aksaklıklar yaptı ki 2-3 ay var ödeme yapılmadı. Geçen gün çok cılız bir ödeme yapıldı. Bu da her kesime dağılmadığı için turizmci yine beklemektedir. Tabii bu huzursuzluklar içerisinde 2014'te turizmci önünü görmediği için nasıl 2014'te turizm iyi bir sezon geçirecek diye düşünürüm ve kafamda hep soru işareti. Bir bakın, mesela bizim program 30 Aralık'ta biter. 1 Ocak'ta 2014'te yeni bir programın başlaması lazım. Yeni bir teşvik programının başlaması lazım. Çünkü bizim yaptığımız program 3 senelikti ve bitti. Ve şu an geldi, turizmci pazarlıyor. Ocağı, Şubat'ı, Mart'ı, onun için iptaller de başladı. Ama yeni program nasıldır, önünü nasıl görecek, henüz daha meydanda yok. Turizmle ilgili bir program yaptınız diyorsunuz. 3 yılı doldu. Tabii. Bu programın meyvelerini topladınız mı? Samimiyetle soruyorum. Yani turizmcilerin hep şikayeti şuydu. Kısa dönemli vizyon bizi başarısızlığa götürür, gelgitler. 3 yıllık bir dönem kısa sayılmaz, iyi bir süre. Meyvesini alabildiniz mi? Bana göre beni bunu söylemem belki çok doğru olmaz ama bunu otelcileri geçsin arkadaşlarımız, tur operatörlerini ve otellerin ne kadar meyvelerini aldıklarını, gördüklerini görecekler. Neden?
Bir otel eğer bu sezonda para kazanmadıysa kendi otelini yenileme içine girmez. Ve bugün bakın piyasaya, otelciler bu yaptığımız programdan beklediğini, umduğunu bulduğu için çoğu otellerde bir hareketlilik vardır ve bir yenilenme vardır. Ve bir araştırma yaptığımız zaman aşağı yukarı piyasada bugün hareketlilik otellerde döner ve %70'inde tadilat vardır. Yani nedir? Otelini daha güncel, daha çağdaş, daha iyi bir konuma getiriyor ve yatırıma açtı. Neden açtı? Turizmde istikrar gördüğü için. Neden gördü? 3 senelik program yaptık ve biz bu 3. sene programının da çalışmalarını başladıydık. Ama ömrümüz yetmedi, hükümetten geldi. Temennimiz gelen hükümetin devam etmesi idi. Ama şu ana kadar görüyorum ki öyle bir çalışma yok, öyle bir hareketlilik yoktur. Ve o yüzden hem otelcinin hem turizmcinin morali bozuktur. Ve geçen gün izlediğinizse hem Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı hem Otelciler Birliği ortak açıklama yaptı. Ortak basın açıklaması da yaptı. Yeter artık diyor. İyi bir noktaya geldik, önümüzü göremiyoruz. Yapılan zamlarla yarınımız ne olacak bilemiyoruz. Şu ana kadar hükümet bir şey açıklamadı. Şimdi ben bakıyorum geçen gün Sayın Başbakan kürsüden diyor işte bu zammı yaptık ama işte memurumuza da yılbaşında %1 artış vereceğiz. Senin ülkende yalnız memur var. Senin sürükleyici sektörün turizm. Senin sürükleyici sektörün eğitim. Senin sürükleyici sektörün tarım. Sanayicin ticaret ile uğraşan. Bunlara ne vereceksin? Eğer bir şey açıklayacaksan komple açıklayacaksın ki herkesin morali bozulmasın. Yok yalnız memura vereceksin. Ha memura verelim doğrudur. Peki memura madem vermeyi düşünürdün. Bizim 2013'te bir iktidar zamanımızda Şubat'ta kişi başına 100 lira verdik. Ve Temmuz'da da ikinci 100 lirayı verecektik. Niye vermedi? Veremedi. Aldı parayı ve maaş ödemelerinde kullandı. Ha şimdi çıkıyor diyor %1 vereceğim. Geçmişteki parayı gasp ettin, vermedin ve şimdi %1 vereceksin memura. Peki bir insan ne olacak? Sorarım burada. Ne olacak bir insanımız? Sanayicimiz, esnafçımız, taşımacımız, otelcimiz ne olacak? Fazla karamsar bir tablo çizmek de istemiyorum ama şu anda geldiğimiz nokta gerçekler de bu ve insanlarımız huzursuzdur. Ben temenni ederim ki pazar günü kurultay biter. Ve hükümet ciddi bir şekilde bu konulara eğilir ve insanımız 2014'e girerken mutlu bir şekilde girer, güler yüzle girer ve önünü daha iyi görerekten 2014 yılına başlamış olur. Benim daima söylediğim bir söz vardır. Türkiye'de en az bilgiyle en çok konuşulan konu Kıbrıs konusudur diye. Evet. Bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uyarlayacak olursak... Kıbrıslı Türk siyasilerin en az bilgiyle en çok konuştuğu konulardan biri de turizmdir. Siz Turizm Bakanlığı yaptığınız için bakanlık öncesi ve sonrası da turizmcilerle olan iyi diyaloğunuzdan dolayı sektörün nabzını iyi tutan ender isimlerden bir tanesisiniz. Bu bağlamda aslında illa sektörün içinde mi olmak lazım onların derdini anlamak için diye kendi kendime soruyorum. Sayın Serdar Denktaş'ın da mesela turizm sektörüne girdiğini biliyorum. Bir otel projesi var kendisinin. Bir otel yapacak, hayırlı olsun. Turizm Bakanımız otel de yapacak. Hayırlı uğurlu olsun. Belki bu şekliyle daha iyi anlamaya başlar. Turizme girince, otel patronu olunca daha iyi anlayacaktır turizmi diye temenni edeyim. Tabii geçmişte de Serdar Bey Turizm Bakanlığı yaptıydı. Bugün de Turizm Bakanlığı yapar. Ama her nedense tabii bugün baktığımız zaman turizmciye gerekli desteği ve gerekli eğilimi göstermiyor. Bunu üzülerek söylemek isterim. Temennimiz bilmiyorum öyle bir otel yapıp yapmadığını. İnşallah turizm içine daha derinden girer ve turizmciyle daha haşir neşir olur. Peki. Biliyorum randevunuz var. Saat 10.30'da ayrılmanız gerekiyor. Onun için sizi daha fazla tutmayacağım. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için, değerlendirmeler için. Ağzınıza sağlık demek istiyorum. Ben teşekkür son sözünüzü ederim. Alayım. Yoksa turizmde konuşacak çok daha konularımız vardı. Ama inşallah başka bir sefere. Çünkü hakikaten turizmcinin yüzünü güldürdük. Ve bugün bakıyorum o gülen yüzde bir burkma vardır. Bir endişe vardır. Geleceğini görememe vardır.
Peki. Çok karamsar olmayalım dedi Sayın Ünal Üstel ama gerçekleri de parmağımızın arkasına saklanmadan konuşmamız lazım. İşte biz bugün onu yaptık. Meclisin çalışmasını, çalışma şeklini, mecliste bir disiplinin geldiği doğru. Mecliste yeni yüzlerin, mecliste enerji kattığı da doğru. Ancak bu enerjinin komitelere yansımamasından dert yanıyor Meclis Başkan Yardımcısı Ünal Üstel. Son turda turizmle ilgili de çok ciddi eleştirileri vardı. Ki önemli turizm sektörünün temsilcilerinin adeta sesi gibi konuştu. Ümit ediyoruz turizm konusu Kıbrıs Türkiye için çok önemlidir. Daha fazla hükümet programında yer bulur, daha fazla değer bulur. Ada Sabahı devam edecek. Şimdi bir sosyal medyaya bakalım. Biz konuğumuzu uğurlayacağız. Bu arada sosyal medyada, Twitter'da neler konuşuluyor? Twitch'lik ekranlara gelsin. Ardından tekrar karşınızda olacağız efendim. Ozan Ceyhun, Başbakan'ın hakkında dava açarak tavır aldığı emekliler mensubu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kimin konuydu ve hangi ısmarlama yazıyı yazdı? Araştırmaya değer. Süleyman İrvan, gazeteciysen elimde belge var, görürsünüz demeyeceksin. Buna biz şantaj gazeteciliği diyoruz ve asla da tavsiye etmiyoruz. Gaytunk Haber, Çiğdem Dürüst, erkeklerden kurulu medya etik kurulunun kendisi ne kadar etik diye bir merakım var. Ben de medya butik kurulu oluşturacağım. Özgül Gürkut, Egemen Bağış, Kıbrıslı Türkleri ve Rumları evli bir çifte benzetti. Ya birleşmeliler ya da boşanmalılar. Kıbrıslılar katır gibi inatçı ve dik kafalı. Okan Dağlı, Kıbrıs'ta çözüm iki liderin imzasıyla mı yoksa iki toplumun referandumda evetiyle mi olacak? İki toplumun eveti için siyaset ne yapıyor? Ata Hatun, Eroğlu Anastasiadis'in tuzağına düşmedi ve Kıbrıs konusuyla ilgilenenlere adada iki devletin var olduğunu gösterdi. Kudret Çağlar, topluma verilecek en iyi hizmet söyleneni değil yapılanıdır. Saygılarımla. Murat Kanatlı, sabah mecliste kavga edermiş gibi yapanlar akşama meyhanede vur patlasın çal oynasın. Serhat Akpınar, bugün noterimizde Gayu Nations projekimizin kararını aldık. Tarih yazıyoruz. Proje akışını ve içeriğini yakın zamanda paylaşıyorum. Ersin Tatar, sendikalar mecliste mum yaktılar. İç tüzüğe aykırıymış. Meriç Erülkü, dış ülkelere ambargoları kaldırın çağrısı yapmak yerine iş çevrelerine bu ambargoları yıkın motivasyonu uygulansın. Evren Erk, kamu alacaklarıyla ilgili af çıkacakmış. Uzun vadeli ve iyi düşünülmezse faydadan çok zararı olacak. Devamlı affeden devleti kim affetsin? Tümay Tuğyan, yeniden sınav yapılacağı açıklandı. İttire kaktıra öğretmen alıyoruz. Ferdi Sabit Soyer, liberal ekonomimizin beklentisi Aralık'ta ödenecek 13. maaş. Esnafın çarşının ihtiyacı var ama önemli bir kısmı bitti, yaşasın bankalar. Efendim Ada Sabahı devam ediyor. Stüdyo konuğumuz canlı yayında az önce Sayın Ünal Üstel'di. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısıydı. Twitter'a da baktık. Twitch'teki konuşulan konuları da sizlerle paylaştık. Şimdi ise sabahın ilk saatlerinde paylaşmıştık. Günün köşe yazısı. Sevgili Alihan Pehlivan,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin çalışma şekliyle ilgili bir yazı yazmıştı, kaleme almıştı. Bunu ekranlara getireceğiz. Zira az önce Sayın Ünal Üster'le Meclis Başkan Yardımcısı'yla konuştuğumuz konulardan bir tanesi de buydu. Meclis yeteri kadar verimli çalışmıyor diye. İşte Alihan Pehlivan bugünün köşe yazısında Meclis Başkanı'nı yapmış olduğu yurt dışı ziyaretini ve ziyaretleri eleştiriyor. Komitelerin toplanmamasını eleştiriyor. Tam da bu noktada aslında ortak bir görüş. Günün yazarı ve Alihan Pehlivan sizinle birlikte olsun. Sonrasında ise Ada Sabahı'nda yine farklı bölümlerle birlikteliğimiz devam edecek. Günün köşe yazarı Alihan Pehlivan. Kalkmıyor, kalksa da kısa sürüyor. Hani meclis iş yapacaktı, hani ya yasalar jet hızıyla çıkacaktı, hani halkın beklentilerine cevap verecekti, hani bu halkın bir kurultay daha çekme lüksü yoktu, hani ya mecliste tufanlar esecekti. Hikaye, hem de koskocaman bir hikaye. Dün Cumhuriyet Meclisi'nde yasama günüydü. Gündemde Sayıştay raporlarından başka hiçbir şey yoktu. Haftanın ilk iş günü meclis iş üretmeden açıldığı gibi kapandı. Tek bir yasa bile geçmeden. Vekillerin eli dün bir kez bile olsun havaya kalkmadı. 10.30'da açılan meclis 12'de kapandı. Ellerin kalkmadığı ve meclisin kısa sürdüğü bir yapıyla ülke nereye kadar götürülür? Halkın yaşam kalitesini artıracak, halka refah sağlayacak yasaların çıkması gereken yer meclis. Ama mecliste yasama günü bir türlü vekiller kaldıramıyor ellerini. Kalkmadığı gibi de kısa da sürüyor. Çünkü ne bir yasa önerisi var ne de bir yasa çalışması. Koskoca bir günde meclis. Tapu Dairesi'nin 1997 yılı Sayıştay raporu. Akdoğan Belediyesi 2008 yılı Sayıştay denetim raporu. Spor Fonu'nun 2009 yılı Sayıştay denetim raporunu görüştü. Bu mudur yani? Meclis Başkanı ise 2 gün önce geldi yurt dışına, dün meclisi kapatır kapatmaz yine gitti. Haftayı Ankara'da tamamlayan Meclis Başkanı bu haftaya da İzmir'de başladı. Dün meclisi 2 saat çalıştırdıktan sonra soluğu İzmir'de aldı. Sibel Sibel, 2-4 Aralık tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Ulusal Hematolojik Genetik Sempozyumu kapsamında 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek talasemilere güncel yaklaşım konulu panelin açılış konuşmasını yapacak. Konferans 4 Aralık'ta ama biz 2 gün önceden orada olup İzmir'in havasına, suyuna alışalım diye 2 gün önceden gidiyoruz. Mübarek konferans değil, UEFA'da final maçı yani. Konu da mühim, talasemilere güncel yaklaşım. Tam da ülke için gerekli bir konu. Meclis Başkanı Sibel Sibel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 5 Aralık Perşembe günü dönecek ve gelir gelmez muhtemelen meclisi açacak ve 1-2 saat sonra da yeniden kapatacak. Bu arada ülkede ne kadar talasemi hastası varsa iyi olacak. Kan bulunacak, doktor eksiklikleri giderilecek, daha sağlıklı bir binaya kavuşulacak. Hikaye. Meclisin yasama gününde çalışmamasını 10 ay önce şimdinin Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu bakın nasıl eleştiriyordu. Bugün yine yasama gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin çalışmaları UBP'nin kurultayına kurban edilmiştir. Kurultaya yönelik etki sağlamak için dış destekli şov yapmayı meclisin yasama faaliyetlerinden daha fazla önemseyen UBP hükümeti bugün bir kez daha beceriksizliğini de organizasyon yeteneğinden yoksun olduğunu da kanıtlamış oldu. UBP kurultayı uğruna meclisin bu kadar çok yıpratılmasına göz yummamız mümkün değildir. Halkımız artık meclisin bu yapısıyla ülkeye bir yarar sağlamasının mümkün olmadığının farkındadır. Bu nedenle halkımızın siyasal iradesinin yeniden oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu koşullar altında UBP'nin kurultayı öncesinde olduğu gibi sonrasında da halkımızın yararına olacak herhangi bir sonuç doğurmayacaktır. Halkımızın iradesini yeniden oluşturmak ve güvenli bir geleceğin yolunu açmak için erken genel seçimlerin yapılması kaçınılmazdır. Özkan Yorgancıoğlu, CTP Genel Başkanı. Cumhurbaşkanı uyarabilir. Dün yazmıştık, tartışmayı sosyal medyada Kutlay Erk başlatmış ve Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu'nun başbakanı uyaracağım sözünün maksadını açtığını söylemişti. Dün konuyu ele almış ve bunun anayasal bir görev olduğunu söylemiştik. Dün avukat Mustafa Şener'e sorduk. Şener, anayasanın 106 ve 107. maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın istemesi halinde bakanlar kurulunu toplayıp başkanlık edebileceğini yazıyor. Demek ki görüş ve fikirleri başbakan ve bakanlarla paylaşılabilir. Uyarmayla illa da kızma anlamında algılanamaz. Ülkenin birliği ve bütünlüğü için Cumhurbaşkanı da uyarıda bulunabilir. Hani adalet? Bir geçici memur arkadaşımızın annesi aradı. Telefondaki ses belli ki çok sinirliydi. Siniri toparlanıyoruz hareketinin lideri Kudret Özersay'a. Telefondaki anne şöyle diyordu.
Toparlanıyoruz hareketi lideri kamuya istihdam edilen 366 kişinin işten durmasını istiyormuş. Nedeni ne? Bizim çocuklarımızla 2007'de alınanlar arasında ne gibi bir fark var? Bence Kudret Bey içine düştüğü çıkmazdan kurtulmaya çalışıyor ama beceremiyor. Sandığa gitmeyin dedi, ülkeyi felakete sürükledi. Birbirini istemeyen hükümet ortakları yarattı. Elektrik zammını protesto için faturalarınızı bize gönderin dedi, bir şey olduğu yok. Ne yapmak istediğini bir türlü anlayamadık. Şimdi de işi gücü bıraktı, bizimle uğraşıyor. Efendim, Ada Sabahı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretler, temaslar, kabuller söz konusu gündemde elbette. Ve bunlar bugünkü gündem akışı içerisinde görüntüleriyle birlikte haberleri sizlerle paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda Kanal T ekranlarından ayrılmayın diyorum. Ancak 3 Aralık'ta geçmişte neler olmuş? Dilerseniz önce bir tekrar onu hatırlatalım. Tarihte bugün 3 Aralık yaşanan olayları tekrar sizlerle paylaşalım. Tarihte bugün 3 Aralık 1956. İngiltere ve Fransa Süveyş'ten çekileceklerini açıkladılar. 1959. Doktor Fazıl Küçük Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. 1971. Pakistan-Hindistan Savaşı başladı. 1984. Union Carbide firmasının Hindistan'da Bhopal'da kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isovetit gazının sızması 18 bin kişinin ölümüne neden oldu. 1989. Malta'da bir araya gelen Amerikan Başkanı George Bush ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan etti. 3 Aralık'ın en güzel doğduğu ülke ve canım Kıbrıs'ım Ada Sabahı'nda yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Az sonra sizlere veda edeceğiz ama öncesinde bu sabah saat 06.45'te başlayan yolculuğumuzda ilk olarak sizlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarındaki haberleri aktarmıştık. Manşetlerde neler vardı? Dilerseniz kaçıranlar için tekrar bir ekranlara getirelim ve hatırlamak isteyenler için de hatırlatalım. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin bu sabahki manşetleri. Üç Aralık Salı Kıbrıs Gazetesi. Ban Ki-moon planı çıkabilir. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bağış yeni bir alverle Annan planında gerekli değişikliklerin yapılabileceğine dikkat çekerek çözüm için Birleşmiş Milletler'in yeni bir planı olabileceği mesajını verdi. Kıbrıslılar çözüme varırsa biz bunu destekleriz. Cumhuriyet Meclisi'ne giden 59 örgüt elektrik zammına karşı yeşil mumlu eylem yaptı. Mecliste mumlu eylem. Spor Bakanı Serdar Denktaş ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu KOP arasında imzalanan taslak metnin ele aldığı görüşmeden olumlu mesajlar çıktı. Denktaş, kulüplerin kararına saygılıyız. Merkez Bankası Başkanı Bilal San, Kuzey Kıbrıs ekonomisi için kaynak israfına sebep olan maliyet artırıcı etkenlerin azaltılması gerektiğini söyledi. Maliyetler azaltılıp verimlilik artırılmalı. Elimizi ayağımızı bağlamaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum tarafının ortak metinle kendi istediği çerçeveyi dayatma amacında olduğunu belirterek serzenişte bulundu. Oyların %51.12'sini aldı, Marios Karayan'ı az farkla da olsa yenmeyi başardı. DİKO Başkanı Nikos Papadopoulos. Havadis gazetesinin bugünkü manşeti, listeler açıklandı. Maliye Bakanlığı her yıl olduğu gibi en yüksek vergiyi ödeyen kurum ve şahısları açıkladı. 2012 yılında en yüksek vergi ödeyen 10 kurumdan 8'i banka. Geldi öldürdü gidiyor. Türkiye'ye iade ediliyor. Mustafa Diker cinayetinin suç ortağı İbrahim Diker Türkiye'ye iade ediliyor. Annem için yaptım.
Uyuşturucu satmakla suçlanan zanlı Abdullah Süzer, akıl almaz bir mazeretle kendini savundu. Annem kanser hastası, bu işi o yüzden yaptım. Sadece uçak bileti parası bulmak için yaptım. Akaryakıta yine zam. 97 oktan benzin 3.54, 95 oktan benzin 3.37, Euro dizel 3.56, dizel 3.18'e çıktı. Ambargo aşılmayacak engel değil. Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından ihracat şampiyonu olarak açıklanan Nevkulats Limited ve Mustafa Hacı Ali Limited direktörleri ambargo denen olgunun aşılabileceğini belirterek ezber bozan açıklamalar yaptı. Afrika gazetesinin bugünkü manşeti Unutma Teper'de. Kıbrıslıları katıra benzeten Egemen Bağış'a Şener Elcil'den yanıt. Kıbrıslıların inatçı ve dik kafalı olduğunu söyleyen ve adadaki en tanınmış hayvan dik kafalıyla bilinen katırdır diyen Egemen Bağış'a Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, katırların tepme özellikleri de olduğunu unutmayınız dedi. Pankartların pankartı sandıktan çıktı. Bardağı bir kez daha taşıran AK Partili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde YKP, KİTÖS ve Komünist Emek Hareketi tarafından protesto edildi. Bir pankarta da Arif Hoca'nın dediğinden yazıldı. Star Kıbrıs gazetesinin bugünkü manşeti. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını yapmaya talip oldu. Ailesi de isterse. Sarıgül, çok üzüldüm, etkilendim. Serdar Denktaş, bu görev devletimize düşer. Talat Kurultay öncesinde CTP'ye tavsiyelerde bulundu. UBP'deki sembol yapıya dönmeyin. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bağış'tan Kıbrıs açıklaması. Kıbrıslı Türkler ve Rumlar evli bir çift gibi. Yerine de Barış Parkı'nda kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı, bir kişi ise başından yaralandı. Barış Parkı'nda kan aktı. Vatan Gazetesi'nin manşeti Lefkoşa Yenişehir'de su altyapısı yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 620 hane yeni su şebekesine kavuşacak. Vatandaş mecliste yeşil mum yaktı. Bir grup sendikacı izleyici lojasında yeşil mum yakarak elektrik zammını protesto etti. 3 Aralık Salı Volkan Gazetesi. Rum samimi değil. Cumhurbaşkanı Eroğlu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu KOP anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Talat Kürşat'tan açıklama. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun KOP'ta olması mümkün değil. Sanayi Odası Başkanı Çıralı rakı tescilindeki sıkıntıları anlattı. Rakı adıyla Kıbrıs dışına içki satamıyoruz. 3 Aralık Salı Halkın Sesi Gazetesi. Esnaf borçlanıyor. Ülkemizde bireysel olarak vatandaşların yatırım yerini paralarını bankalarda biriktirdiği, esnaf ve işletmelerin ise çalışmalarına devam edebilmek için kredi alarak borçlandığı Merkez Bankası verilerinde yine gözler önüne seriliyor. Mecliste mumlu eylem. Zam bombardımanı devam ediyor. Akaryakıta zam. 300 engelli işsiz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelliler Federasyonu Başkanı Yüce Türk, 300 engellinin işsiz olduğuna dikkat çekti. Kıbrıs Postası'nın manşet haberi. Babası gibi ise felaket. Daha önce Baba Papadopoulos'la müzakere yapan ve Rum tarafında koalisyon ortaklarının Rum lidere baskılarından canı yanmış bir cumhurbaşkanı olan Talat, yeni Diko lideri Nikos Papadopoulos eğer babası gibi olacaksa felaket olur. Eğer öyle olursa Cumhurbaşkanı Erol'un ekmeğine yağ sürülecek dedi. Türksen asgari ücrette adım bekliyor. Ülkede peş peşe gelen zamlar ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen asgari ücretin yasa gereği yeniden belirlenmesi konusunda hükümet sessizliğini koruyor. Kıbrıslı gazetesinin bugünkü manşeti. Devlet de sanık kürsüsünde yargılanmalı. Masterlisi de var, doktoralısı da. Her yıl 1000'e yakın genç uyuşturucu madde kullanımından sabıka alıyor. Avukat Muhabbet Mevsimler dünyada artık içicilere yönelik polis tespitleri ve yargılanma gibi unsurların olmadığını, içicilerin topluma kazandırılması ve kazandırma yöntemleri tartışılırken, Kuzey Kıbrıs'ta içicilerin hem polis hem mahkemeler hem de toplum tarafından dışlandığını, bunun ise sorunu daha da büyüttüğünü kaydetti. Bizi perişan ettiler. Devletten alacakları hayvan paralarını alamayan ve borca sürüklenen Yınal ailesi mağduriyetini anlattı. Devlet alacağına şahin, vereceğine güvercin diyerek perişan olduklarını söyleyen Yınal ailesi 2 yıldır hayvan paralarını alamadıklarını belirterek hükümeti adil olmaya çağırıyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi yayın organı Yeni Düzen'in manşet haberi. Sağlık çalıştayından ortak tespitler. Acil neşter. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu ile Spor Bakanı Serdar Denktaş dün bir araya geldi. 3 Aralık Uluslararası Özürlüler Günü. Engelleri birlikte kaldıralım.
Toplumcu Demokrasi Partisi yayın organı Ortam'ın manşeti. Genel greve doğru. Meclis dün bir hafta içinde ikinci kez mumlu protesto eylemine tanıklık etti. 59 örgüt %30'a varan elektrik zammını protesto etmek amacıyla yeşil mumlu protesto eylemi gerçekleştirdi. Çakıcı, neden karşı çıkıyorsunuz? Angolemli, haklıyı haksıza ayıracak yasal düzenleme şart. Ulusal Birlik Partisi'nin yayın organı Güneş. Hepsi aynı kafada. Rum hükümet sözcüsü Stylianides, siyasi partilerin Kıbrıs sorunu müzakere sürecinin yeniden başlaması için ortak açıklama gerektiğine açık destek belirttiklerini söyledi. Mecliste yeşil mumlu eylem Güneş'in ön sayfasında. Demokrat Parti'nin yayın organı Demokrat Bakış'ın manşeti. Ben sadece uyardım. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun kararını etkilemeye çalıştığı yönündeki iddialara cevap verdi. Ben sadece uyardım. Efendim, Ada Sabahı'nın sonuna geldik. Şimdi veda zamanı. Veda etmeden önce günün ilk saatlerinde sizlerle paylaşmış olduğumuz bir komik videomuz vardı. O ekranlara gelecek. Gerçekten bol kahkahalı, çok enteresan bir komik video. Bebeklerin dilinden, işte bebeklerin yüzünden akan o tebessüm bizleri de güldürüyor. Ada Sabahı'nda yarın sabah farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Güneşin en güzel doğduğu ülkeden sizlere seslenmeye canım Kıbrıs'ım devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın, hoşça kalın, Kanal T'den ayrılmayın. Esen kalın efendim. Özok Grup sundu.